Sayın Başkanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz bir eski eğitimcisiniz. Evet, bugün buyurun. Bir araştırma yapıyoruz. Evet. Ardeşen'de, Çayeli'de, Rize'de üniversite sınavına gençlerimiz giriyor. Yarın öbür gün üniversite sınavına gençlerimiz girecek, biliyorsunuz. Yıllardır biz de giremedik. Yıllar geçti, yapılacak. Evet. Sorum şu, yani bir türlü bu şeyi yani alamadılar ama neden anlamıyorum? Niçin yapılmıyor? Ya da niçin pazara vermiyorlar mı diyeyim? Bir de düşünceleriniz bu konuda. Yani, evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben görevdeydim o dönemlerde. Pazar Lisesi'nde görevdeydim. Önce Rize merkezde yapılıyordu veya Trabzon'da yapılıyordu. En önce Trabzon'da yapılıyordu. Sonra Rize'de yapılmaya başlandı. Fakat bu konuda bir yığılma olunca illere, ilçelere bunu yayma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerin çalışmaları oldu. Hangi ilçeler görev almak ister diye okul yönetimlerine o dönemde soruldu. Herhalde bir 25-30 sene oluyor zannediyorum. O dönemde Çayeli idarecileri biz görev almak istiyoruz dediler. Ardeşenler biz de görev almak istiyoruz dediler. Fakat o dönemde bizim pazarlı yönetici arkadaşlarımız biz bu konuda sınavların pazarda yapılması konusunda görev almak istemiyoruz dediler. Yani şöyle, şimdi bu önemli bir bilgi. Evet. Siz bir eğitimcisiniz, evet, zaten. Yani burada diğer ilçelerdeki yetkili kişiler görev isterlerken pazardaki o dönemdeki yöneticiler görev istemediler. İstemediler. Köken burada. Orada evet. İstemediler. Evet. Ona göre Milli Eğitim Bakanlığı sistemini kurmuş, düzenini kurmuş. Bu konuda yeniden görevlendirme yapılmadı zaten şeylere, ilçelere. Dolayısıyla eski düzenini bozmadan devam etmek istiyor herhalde. O nedenle isteklere de cevap vermiyor. Yani sizin düşünceniz bu ama bu. Yani mesela biz araştırmalarımızı, hatta ben de biliyorum, ta 20-25 seneden beri buradaki siyasiler ya da işte sivil toplum örgütleri de mücadele vermiyorlar değil, veriyorlar yani mücadele. Yeniden veriyorlar mi? Ama istiyorlar. Evet, istiyorlar şu anda. Evet. Hatta ben şimdi şunu vurgulayayım. Gerçi videolarım da var. Siz duymadınız. Örneğin eski ilçe başkanı Nurettin İnce Bey bütün dosyaların hazırlandığını, kaymakamlıktan, Milli Eğitim'den de hazırladıklarını, başvuru yapıldığını ama işte o dönemlerde işte biraz da ANAP döneminden bahsetti. ANAP dönemi zamanıydı da dedi. Hatta o zamandan, evet, dedi. ANAP dönemi zamanında, evet, Çayeli ve Ardeşen aldı dedi. Yine AK Parti... Ama o dönemde bize de teklif ettiler. İşte. Kimler yani istiyor, kimler bu konuda görev istiyor dediler. Çayeli biz görev almak istiyoruz dedi. Ardeşen Milli Eğitim ve Çevresi biz görev almak istiyoruz dedi. Okullar o dönemde. Ama o dönemde bizdeki idareciler, iyi biliyorum, iyi hatırlıyorum, biz dediler görev almak istemiyoruz. Çekildiler o zaman. Çekildiler o zaman, Çayeli'ne görev verildi. Yoksa hiçbir problem yoktu. Biz de istiyoruz, biz de yaparız denseydi pazara da o görev verilecekti. Ya şimdi insanların tabii biz de basın mensubu olarak öyle görüyorlar. Mesela fakültelerimiz var diyorlar, fen liselerimiz var diyorlar, evet, yeni binalarımız var diyorlar. Hatta bugün bir veliyle görüştüm. Bana dedi ki işte kızımı üniversite sınavına gireceği okula götürdüm. İlkokulda giriyor dedi. Çocuk sığmıyor dedi. Evet, yani bakın duruma dikkat eder misiniz? Yani çocuk ya bir kere üniversite sınavında rahat, evet, olacak. Kendini tabii rahat hissedecek. Yani o sıkıntı ama bizim pazarda fakülteler, değil mi? Pırıl pırıl, şartlar tertemiz, çok rahat, değişti tabii. Üniversite şeyler çok efendim, iyi. Evet, fiziki durumları çok iyi. Emniyet de her şeyi karşılıyormuş. Bizim o dönemde, dediğimiz dönemde de fiziki durumumuz Çayeli'nden, efendim Ardeşen'den kötü değildi. Ya zaten tartışılmaz ama ki yani. Sadece kültür bakımından sorumluluk almadı o dönemin idarecileri. Ben buraya yorumluyorum. Ve diyorsun yorumluyorum ki şu anda da böyle gidiyor diyorsun. Evet, şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı herhalde sistemini, düzenini bozmak istemiyor. Yani çünkü buradan bir istek gelse örnek gösterecekler. Bunun ötesinde diğerleri diyecek, isteyecek ki başka hemşin isteyecek, Çamlı hemşin isteyecek. Herkes isteyecek yörede. Belki de sınavlarda
tabii bu istekler çok olursa sınavların güvenilirliği konusunda sıkıntıya düşeriz diye düşünmüşlerdir. Onun için bunun önüne açmıyorlar diye düşünüyorum. Sizin düşündüğünüz mü? Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, biz size teşekkür ederiz.